bağlı bulunduğu ilçe merkezi, Beyşehir'e 55 kilometre uzaklıkta olan Kurucuova, Akdeniz bölgesinin göller yöresinde, Beyşehir Gölü'nün güneybatısında yer almaktadır. Kasaba idari olarak Konyaeli Beyşehir ilçesine bağlı olup, Isparta ve Antalya illeriyle sınır komşusudur. Kasabanın doğusunda Beyşehir ilçesi, güneydoğusunda Yeşildağ kasabası, kuzeyinde Isparta ili Yenişar Bademli ilçesi, Gölkonak köyü ve Beyşehir Gölyaka kasabası, batısında Isparta Aksu ve Sütçüler ilçeleriyle Kasımlar kasabası, güneyinde ise Beyşehir Dumanlı köyü bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1150 metre, gölden yüksekliği 40 metre civarında olan kasabanın batısında Toros Dağları'nın kuzey uzantısı olan Anamas Dağı silsilesine ait olan 2992 metre rakımlı Dip Poyraz Dağları bulunmaktadır. Dip Poyraz Dağları 2000 metre yüksekliğe kadar ormanlarla kaplıdır. Bu dağlarda Karaçam, Redin, Kızılçam, Ardıç, Köknar ve Meşe ağaçları bulunmaktadır. Hemen güneyinde tepelik araziler yer alan kasabanın bazı evleri bugün bu tepelerin üzerine bulunmaktadır. Yüz ölçümü yaklaşık 380 kilometre kare olan kasaba, arazisinin %60'ı ormanlarla kaplıdır. En fazla ağaç türleri Karaçam ve Toros ardıcıdır. Afetler neticesinde ciddi bir mali kayba uğrayan köy sakinleri, tarım ürünlerinin ve hayvanlarının zarar gördüğü dönemde geçimlerini temin edebilmek maksadıyla tarım ve hayvancılık dışındaki mesleklere kaymaya başlamışlardır. Böylece önceleri yakacak ve konut malzemesi olarak kullandıkları orman ürünleri artık ticari bir sektör olarak köy sakinlerinin meşguliyet alanını oluşturmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında İki büyük afetle karşılaşmış olan Kurucuova köyü ahalisi, bu afetler neticesinde gerek yerleşim özellikleri ve alışkanlıkları, gerekse sosyal ve ekonomik yaşantıları açısından zamanla bazı değişimler yaşamışlardır. Bu durum, köy sakinleri açısından önemli bir dönüşüme zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte, 19. yüzyıl boyunca kentlere yapılan göçlere itibar etmeyen köy ahalisi, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren iç göçlere katılım göstermişlerdir. Bu durum 20. yüzyılın ilk yarısında bölgedeki en büyük köy yerleşimi olan Kurucuova'nın bu özelliğini zamanla kaybetmesine yol açmış ve köy nüfusu hızla azalmıştır. Kurucuova köyü, 1932 yangını neticesinde büyük ölçüde yanan eski köyün yerleşime uygun fiziki özelliklere sahip olmaması da göz önüne alınarak yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Yeni yerleşimin kurulmasında bazı kriterlerin belirlendiği ve konutların afetlere dayanıklı olarak modern anlayışla yapılmaya gayret edildiği söylenebilir. Yanan köydeki evlerin kısmen tamir edilmesi neticesinde eski köyde yerleşime açılmıştır. Ancak ızgara planlı olarak yapılan yeni yerleşimin çok düzenli ve planlı olması zamanla aşağı mahalle olarak adlandırılan eski köyde yaşayan bazı insanların bu kısma göç etmelerine de sebep olmuştur. Böylece günümüzde de başta sel olmak üzere bazı afetlerin tehdidi altında bulunan eski yerleşim alanı başka sebeplerin de etkisiyle terk edilmekte, kerpiç ve ahşap malzemelerden yapılmış olan evler de zamanla yıkılmaktadır. Bütün bu faktörlerin etkisiyle iki bölümden ibaret olan Kurucuova köyü bugün iki farklı manzaraya sahip duruma gelmiştir. Terk edilmiş, yıkık ve perişan halde bulunan bazı evleriyle aşağı eski mahalle afetin etkilerini taşımakta, bünyesinde bulunan resmi kurumlara ait yapıları, düzenli ve planlı caddeleri ve sağlam evleriyle yukarı Neni mahalle afetten çıkmış bir köyün ayakta kalma mücadelesini temsil etmektedir.
Kurucuova köyünde gerek 1909 sel ve gerekse 1932 yangın felaketlerinden sonra vatandaşının mağduriyetini asgari düzeyde tutmak isteyen devletin afetin yaralarının sarılmasında yoğun gayret gösterdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan yazışmalarda köy ahalisi 1909 sel felaketinde ciddi sıkıntılar çektiklerini ve devletin yeterince yardım yapamadığını ifade etmişse de bu dönemde köylüye yapılan yardımların vaat edilen düzeye ulaşmaması söz konusu tarihlerdeki ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kötü şartlarla izah edilebilir. Diğer taraftan 1932 yangınından sonra büyük ölçüde yanan Kurucuova köyünün eski yerinin değiştirilerek merkezi yönetimin gayretleri ile yaklaşık bir yıl içinde modern anlamda yeniden bir köy inşa edilmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilk yıllarında köy kalkınması politikasına da güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Sadece içinden araç ile geçerek topladığımız bilgilerle anlatılarımız ışığında bu kısa belgesel filmimizde ele alınmış olan afetler göz önüne alınarak hem afet türü hem de muhtemel afet bölgesi açısından gelecekte olabilecek afetlere dair farklı disiplinlerle meşgul olan araştırmacılar tarafından bazı değerlendirmeler ve çıkarımlar da yapılabilir.